Batı Karadeniz bölgesinin Tek Türk Sat uydu kanalı BRTV'den Mutlu Akşamlar ana haber bülteni ile karşınızdayız. Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatacaklarını duyurdu. Erdoğan, vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız dedi. Projeyle birlikte son dönemde şikayet konusu olan ev kiralarının da düşmesine yol açacağını açıkladı. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla birlikte konut sektöründe de yerine getirecek yeni projeler geliştirdik. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizde en büyük değişimleri gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de şehirciliktir. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 bin vatandaşımızı çevre düzenlemeleri ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir başarı ortaya koyduk. Bundan yaklaşık 1,5 yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için çıktığımız çağrıya 10 katından fazla talep aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesmeden toplu konut projelerini sürdürüyoruz. Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki talepleri de süratle yerine getiriyoruz. Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili hazırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak bu konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacaktır. Amacımız salgın döneminde daralan konut arzını hızla artırarak hem inşaat sektörünü canlandırmak hem de insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını temin etmektir. Bu adım son dönemde ciddi şikayet konusu olan kiraların da düşmesine yol açacaktır. Her zaman olduğu gibi bu projede de şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Ayrıca ilk defa evlenen gençlerimiz de bu projede kota sahibi olacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla tüm detaylarını milletimize duyuracağımız bu konut kampanyasının şimdiden ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Projenin yürütücüsü olan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ'yi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Erzurum'da partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedi. Milli iradenin bir kişiye teslim edildiğini görüyoruz. 100 yıl ağır mücadeleler verdik. Hakimiyeti milliyeti, milli irade için. Parlamento toplandı, daha dün toplandı. Olağanüstü toplantıya çağırdı. Sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek için. Oturduk bütün sağlık çalışanlarının dernekleriyle konuştuk. Hepsini davet ettik. Ne istiyorsunuz diye. Sağlıkta şiddeti nasıl engelleriz diye. Onların görüşlerini aldık. O görüşler paralelinde grup başkan vekillerimiz parlamentoyu davet etti. Gelin sorunu çözelim. Neden? Sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. O meclis Gazi Meclis'tir, sakın unutmayın. Gazi Meclis'tir. O meclis sıradan bir meclis değildir.
Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten bir meclistir. Gelmediler, katılmadılar. Niye gelmiyorsunuz, niye katılmıyorsunuz? Var mı sorun var? Çözülmesi gerekiyor mu? Çözülmesi gerekiyor. Çözüm adresi neresi? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Niye gelmiyorsun o zaman? Gelmediler. Ama gün olacak, hepsi gelecekler. Gün olacak bu meclisin önündeki bayrak, kayıtsız şartsız hakimiyetin millette olduğunu çok güçlü bir şekilde seslendirecek. Bunu Millet İttifakı olarak yapacağız. Millet İttifakı olarak yapacağız. Bütün komşularımızla kavgalıyız. Hepsiyle. Niye kavgalıyız? Ya ömrü savaş meydanlarında geçen bir kişi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, barışın ne kadar değerli olduğunu görmüş. Bütün hayatı savaş meydanlarında geçmiş. Kan görmüş, acı görmüş. Savaşın acımasızlığını görmüş. Ya barıştan daha değerli bir şey yoktur diyor. Bütün komşularımızla niye kavga ediyoruz? Hangi gerekçeyle kavga ediyoruz? Erzurumlu kardeşlerim unutmayın. Suriye'ye geleceklerdi değil mi? Suriye'de namaz kılacaklardı değil mi? Ne oldu? Onlar Suriye'ye gitmeden 3 milyon 600 bin Suriyeli geldi. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Çankırı'da af çağrısını yeniledi. Çankırı E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde basın açıklaması yapan Sarıgül, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduğunu, çağrının siyasi değil vicdani bir çağrı olduğunu söyledi. 9 Nisan tarihinde bir af çağrısında bulundum. Af çağrımız siyasi bir çağrı değil, vicdani bir çağrıdır. Altını özellikle çiziyorum. Vatanımıza karşı işlenmiş suçlar, bayrağımıza karşı, toprağımıza karşı işlenmiş suçlar, kadın cinayetleri, çocuklarımızla ilgili çocuk tacizleri ve uyuşturucu baronları bu kapsamın tamamen dışındadır. Anneler için affet Türkiye'm, babalar için affet Türkiye'm, çocuklar için affet Türkiye'm. Özellikle şu anda yaşı 80'in üzerinde olan yaşlı büyüklerimiz var. Raporlarını alan yaşlı büyüklerimiz var. Onlar şu anda bir şefkat beklemekte, bir merhamet beklemekte. Benim vicdanlı devletim, benim merhametli devletim inanıyorum ki bu kader mahkumlarına da kollarını açacaktır. Bizim devletimiz büyük devlettir. Bizim devletimiz affedici bir devlettir. İnanıyorum ki 250 bin kader mahkumunun bu isteğini parlamento duyacaktır. Ve bir an önce bu 250 bin kader mahkumu inşallah anneleriyle, babalarıyla, evlatlarıyla kavuşacaktır. Kolay gelsin çocuklar. Sarıgül basın açıklamasının ardından Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Dün Karabük'e gelen ve ilk olarak sendikasının Kardemir'deki temsilciliğini ziyaret eden Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Özçelik İş Sendikası Karabük Şubesi'ni ziyaret etti. Burada Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve şube yöneticileriyle bir araya gelen Değirmenci, seçimde yaşanan süreci geride bıraktıklarını ifade ederek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Seçim bitti. Yani seçim öncesi ne söylendi, ne konuşuldu, ne ittiyse her şubeye de aynı şeyleri söylüyorum. Bugün Sakarya geldi, hem de sözleşme vardı, onlara da söyledik. Kenanlar'da da geldiklerinde söyledik, siz de duyun. Bizim genel merkez olarak çizdiğimiz yolda yüklediğimiz vizyon, misyon üzerinden yürüyen herkesle beraberiz. Benim dünyamda hiçbir zaman
kin, nefret olmamıştır. Şahsıma yapılan her türlü hakareti, her türlü yalan yanlış sözü affederim. Ama özçelgici hak şey yapılan affetmem. Bununla ilgili içinizden birilerini böyle yaptı anlamında söylemiyorum. Bütün şubelere söylediğimi söylüyorum. Her ne hikmetse ki buranın kültüründe var, Kalabük'ün kültüründe var, hoşgörüyle karşılıyor. Ne zaman bir seçim olsa, ne zaman bir toplu sözleşme olsa, burada herkes buna müdahil olur. Demek ki burada sistem bu. Bunu çok yadırgamıyorum, ayıplamıyorum. Çünkü ben de içindeyim. Ama sözleşme yaptığımız dönemlerde de gördük. Dolayısıyla bizimle yol yürümek isteyen, benden duyun diye bunları söylüyorum temsilciler. Benim genel başkan yardımcımla, şube başkanımla yol yürümek isteyen herkese biz yol yürüyeceğiz. Bizim olmazsa olmazımız iki tane burada da var. Şube başkanım ve genel başkanım yardımcı. Herkesten vazgeçebilirim, herkesi koruyabilirim. Dediğim gibi şahsımıza yapılan bir sürü hakaret, yalan, iftira, dedikoduları hiç umurumda değil, sildim ben, unuttum. Ama teşkilatımızla ilgili bize emanet edilen bu coğrafyanın geçmişteki rahmetlerinin emanet ettiği bir kuruma, onun üst kuruluşuna ihanet eden kimseye yürümeyiz. Bunu benden duyun. Yarın böyle bir şey nereden çıktı falan demeyin. Hiç kimseyle bir hesabım yok. Hiç kimseyi ötekileştirmek bilmem ne yapıyor. Tek hedefimiz başarı. Temsilci arkadaşlarımıza, teşkilatımıza karşı söylemiş olduğunuz kucaklayıcı sözler ve tavırlar için ben temsilci arkadaşlarımız adına size teşekkür ediyorum. Seçim öncesi Karabük'e gelme, ilk ziyaretinizi Karabük'e yapma sözü vermiştiniz. Onu da bugün itibariyle gerçekleştirdiğiniz için de Kardemir ilçeler adına size teşekkür ediyorum. Biz de her zaman sizin emrinizdeyiz Sayın Başkanım. Öztürk İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci yeniden genel başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini söz verdiği üzere Karabük'e yaptı. Başkan Değirmenci Karabük ziyaretinin ikinci gününde Öztürk İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ve Genel Yönetim Kurulu ile birlikte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. İlk olarak yeni atanan İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar'ı ziyaret eden Başkan Değirmenci İl Emniyet Müdürü Yırtar'a yeni görevinde başarılar diledi. Ardından Karabük Valiliğine geçen Başkan Değirmenci ve beraberindekiler Vali Fuat Güreli makamında ziyaret etti. İlk sendikal faaliyetimizi Karabük'te başlattık. Bu kadar doğduğunu görüyoruz. Türkiye genelinde büyümlerimizde geçiyor olunca. Dolayısıyla Kardemir ilçesiyle sizler de belediye başkanımızla, emniyet müdürümüzle, siyasi partilerimizle bir buluşma gününde ilan ettik bugünü. Merhaba, yarıştığımız Rosyonuz itibariyle. Şu anda buradasınız. Hayırlı olsun diyelim. Nihayetinde sendikalar üyesi olan işçilerin, emekçilerin hakkının hukukunu savunmak, onları ileri taşımak, çalıştığımız kurumları ve devamlılık kılabilmek adına önemli kurumsal yapılar. Öztürk İş Sendikası Genel Başkanı Değirmenci ve beraberindekiler valilik ziyaretinin ardından Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mesciğer'i ziyaret etti. Yapılmış olan genel kurul sonucu da inşallah öncelikle işçilerimize, sizlere, sanayicilerimize hayırlı olur. Yunus Değirmenci daha sonra AK Parti, MHP, CHP'nin il başkanlıklarını Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği, Küresel Gazeteciler Konseyi Karabük Temsilciliği, Gazeteciler Derneği, Birlik Medya ve Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti Safranbolu Teşkilatı'nı ziyaret etti. Ziyaret Karabük'e yapmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hem Karabük halk adına, AK Parti teşkilatlar adına. Sayın Genel Başkanımızın abiliğine, büyüklüğüne inanıyorlar. İnançları tamdır. O da bu vesileyle bu ziyaretleri buradan başlatmıştır diye umuyoruz. Kendilerine güveniyoruz. Yolları açık olsun. Her yerde olabilir ya. Çünkü biz sendikaları şöyle düşünüyoruz. Yani hepimizin aynı şeyleri düşünmesi Sayın Başkanım mümkün değil. Farklı düşüncelerde olabiliriz. Ama ortak noktalarımız var. Yani ben hep söylüyorum. Biz bir geminin üzerindeyiz. Evet. Bu gemi batarsa yani MHP'li, AKP'li, CHP'li, İYİ Partili yok kardeşim. Hep beraber batacağız.
Öncelikle bu gemiyi yüzdüreceğiz. Yani sendikanın siyaseti olmaz diye düşünüyorum. Ben olmamalı diye düşünüyorum. Arap'ın en köklü cemiyeti burasıdır. Biz de burada çok düzgün bir şekilde bu cemiyeti yürütmeye çalışıyoruz. Büyüklerimizden aldığımız feyizle, yani düzgünlük açısından. Karabük'teki iki günlük yer gazetenin tek temsilcisiyim biz. Biz de Karabük'ün gazetecilik anlamında birlik medyada özü yüz nüvesiyiz. Biz onu da söyleyeceğiz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz. Bir de telefonla alayım. Tamam. Başkanım buraya. Her zaman içerik için yanında olmalıyız. Ondan yani, çok mutlu oluyorum. Her defasından dolayı çok mutlu oluyorum. Kendi partimizin bir politikası olmadı. Yani. Evet, tabii söylemiştim. Bir politikası olmadı. Ama biz yine içerik için yanında olmalıyız. Biz şunu istiyoruz yani. Yani şehirde gerçekten yani. Hep iyi bir sendikacılık olsun, hep huzur olsun. Sendika Genel Merkezi ile Karabük Şube Yönetimi arasındaki kardeşliği bu ziyaretlerinizle perçinlediğinizi düşünüyorum. Şehrimizdeki STK'ları, sivil toplum örgütlerini, siyasi partileri, kamu kurumlarını ziyaret ettiniz. Bunlar Karabük ve Safranbolu kamuoyunda da çok olumlu, memnuniyet uyandırıcı gezilerdi. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne yaptığı ziyaretler sırasında Cumhur İttifakı'na desteklerini bir kez daha yineledi. Bizim 2023 seçimlerinde bir hedefimiz var diyen Değirmenci, 2023 seçimlerinde genel merkezimiz ve şubelerimizde istediğiniz katkıyı vermede geçmişte olduğu gibi yarın da tereddütsüz hazırız dedi. Bugün burada ben her ne kadar bir siyasi partiyi ziyaret ediyorsam da aslında kendimizi ziyaret ediyorum. Bundan da çok mutluyum, bahtiyarım. İl başkanımızla, yönetimle zaman zaman da görüştüğümüz şeyler oldu, anlar oldu. Dolayısıyla 2023 seçimlerinde bizim sağlığımız, gizlimiz falan yok arkadaşlar. Bugün CHP ile ziyaret edeceğim, orada da söyledim. Bizim 2023 seçimlerinde bir hedefimiz var. Cumhur İttifakı'nın tekrar kazanabilmesi için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu seçimi alıp istikrarının devam etmesi için mağdurun, mazlumun, ülke içinde dışındaki akan kanların, ağlayan anaların gözyaşının bitmesi için ki buna en az AK Parti kadar genel başkanlığını yaptığım hak için de önem verdiğini aynı pencereden baktığını biz şu anda biliyorsunuzdur. Hak için de aynı duygularla, aynı anlayışla dün sınırlarımız içinde ve ötesindeki mağdur, mazlum, özellikle İslam coğrafyasındaki o ağlayan anaların, akan gözyaşlarının, kanların durdurulması için 2023 seçiminin çok önemli olduğunu her gittiğimizde de anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğim. Efendim işte ekmek şöyle olmuş, mısır böyle olmuş, çay şöyle olmuş. Bunların hepsi düzelir. Vatansız olursanız bunları bulamazsınız. İşte Suriye'yi gördük, Irak'ı gördük. Dolayısıyla bizim sendikal yapımızın yanında bir ülke, millet ve hak davası ile bir derdimiz var. Bu davanın erleriyiz, askerleriyiz. Bununla ilgili Sayın Başkanım, Karabük'te Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Karabük'te bize düşer. Bizim 2020 seçimlerinde genel merkezimizde, şubelerimizde istediğiniz katkıyı vermede tereddüttür. Geçmişte olduğu gibi yarın da hazırız. Hep beraber yeter ki bu davanın baki kalması için, istikrarın devam etmesi için Cumhur İttifakı ile beraber seçimlere hazırlandığımızı bilmenizde hiç mahsur yok arkadaşlar. Bunun için bedel ödenecekse ben ödemeye hazırım. Cumhur İttifakı'ndan yana canlı yayında yapıyorlar, çekilmeden söylüyorum. Bizim hak iş olarak, Özçelik İş Sendikası olarak tarafımız belli, net. Biz Cumhur İttifakı'nın 2023'te başarılı olabilmesi için kişisel imkanlarımız ve teşkilat gücümüzle her yerde Cumhur İttifakı için çalışacağımızı burada herkesin bilmesinde bir mahsur yok. Çünkü biz kimliğini saklayan, yerildi geldiği zaman endişeyle ceketini çıkaran, yeri geldiği zaman kabadayılık yapan bir anlayış değiliz. Neyse doyuz. İçimiz, dışımız bir, dilimiz, kalbimizdekini söyler. Ben ülke ocaklarında yetişmiş, sonra da AK Parti çizgisinde siyasetine devam etmiş, şimdi de gönlümün istediğini Allah bana vermiş. Cumhur İttifakı adı altında iki partim Türkiye'yi yönetiyor. Yönetmeye devam etmeyle ilgili bir işbirliği var. Bu işbirliğinin tam göbeğinde olacak
Birinci kişi ben. Özçelik İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Genel Merkez ve Karabük Şube yöneticileriyle birlikte BRTV'yi ziyaret etti. İki günlük Karabük programını değerlendiren Başkan Değirmenci, eski Çelik İş Sendikası Genel Merkez yöneticilerinden Ruhi Ayhan'ı Genel Başkan Danışmanı görevine getirdiklerini de ilk kez BRTV'de açıkladı. Sevgili başkanım, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam ya. Başkanım. Tamam, abim aslında burada olmayı çok arzu ediyordum. Ama çeşitli nedenlerden burada olamadı. Önce selamlarını ileteyim hepinize. Tabii ki biz bölgenin bir televizyonu olarak her zaman Çelik İş'in sendikanın yanındayız. Onu net şekilde. Bu seçimlerde zaten tavrımız bu yöndeydi. İnşallah kazanan sendikamız, İşçilerimiz olur. Sizleri, ekibinizi, herkesi tebrik ediyorum. Öncelikle şahsımı, yönetimimi, Karabük Şube Başkanımı, yöneticilerimizi burada ağırlamanızdan dolayı Osman Bey'in şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerinde, sendikalarda bu tür seçimler, yarışlar her zaman olmuştur. Bu da demokrasinin içerisindeki güzelliktir. Önemli olan çok sessizliği yönetebilmektir. Biz de bunu başardık diye düşünüyorum. Biz genel kurulumuzu tamamladık. İlk iki hafta şubelerimizden bir kısmı hayırlı olsun ziyaretlerine geldi. Bir kısmına da durun bakayım dedik. Kongre öncesi verdiğimiz bir söz vardı. O da biz vefalı insanlarız. Karabük'te doğmuş bir sendikanın yöneticileri, genel başkanı olarak hep büyük laflar ettik. Bu laflarımızı hep bununla da yerine getirdik. Sözümüzde durduk. Bu sözümüzü yerine getirmemiz lazım dedik. O da ilk ziyaretimiz yine doğduğumuz yer olan, bizi Türkiye'de varlığımıza sebep olan Kardemir'de çalışan üyelerimizi ve Karabük'ü ziyaret etmekti. Onun için dün geldik yeni yönetim kurulu birlikte. Sağ olsun genel kurulda bu bölgeyi temsilen seçilen genel başkan yardımcımız Mustafa Kılıç da Şube Başkanımız Kenan Yılmaz kardeşlerim sırt sırta verdiler. Bir program yaptılar. Çok da başarılı bir program oldu. Genel merkezimizde Karabük'ü güçlendirme kararı aldık. Şubemizi daha başarılı hale getirebilmek için bir takım adımlar atıyoruz. Başladık. Bunlardan birincisi genel merkeze şu genel kurulda yönetici almayacak iddialarına inadına Kardemir ilçesinin sevgisini kazanmış. Siyasette kendini ispatlamış. Bizimle de uyumlu çalışabileceğini düşündüğümüz. Şube başkanımızla da gerçekten uyumlu çalışacağına yürekle inandığım Mustafa Kırıcı genel merkeze taşıdık. Şube başkanımız burada bir sorunumuz seçim bitmiştir. Sorunumuz da bitmiştir. Kaldı ki seçimden önce hiçbir sorunumuz yok. Ben Recep kardeşim adaylığını açıkladığında ilk aradığım şube başkanı Kenan Yılmaz'dır. Sakın Recep'ten ayrılma. Onu desteklemezsen adın haine çıkar. Ben senden o isteyecek kadar bir hain değilim. Ama ne olur süreci doğru yönet. Birlikteliği bozma. Yüz yüze bakacağımız bir kapı mutlaka kalsın dediğimde hay hay başkanım çok üzülüyorum ama olan oldu yapacak bir şey yok. Ben teşkilatımın emrindeyim demiştir. Ve bugün de bu söylediğini hayata geçiriyor. Bu iki gencimizin üzerine 30 yıldır beraber olduğum hakikaten sendikacılıktan da öte bir ağabey kardeş ilişkisi içerisinde sendikal yaşamımızı sürdürdüğümüz Ruhu Ayan abimizi genel başkan danışman olarak yarın göreve başlatıyoruz. Bu iki genç arkadaşımıza abilik yapacak. Bizim yokluğumuzu aratmayacak. Onlar da genel başkan danışmanı olarak Ruhu Bey'in bilgisi ve tecrübelerinden faydalanacak. Karabük'ümüzde daha etkili, yetkili sendikamızın sadece toplu sözleşme değil, Kardemir'e ve Kardemir'e bağlı işletmelerle birlikte Kenan kardeşimizin başardığı hastanelerdeki çalışanların sorunlarını kafa kafaya verip çözebilecek ve bizim de yükümüzü hafifletecek bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Çelik sendikasının her zaman yanındayız. Emekçinin, çeliğin karşısında direnip Türkiye'de bizi rekorlara taşıyan çelik işçisine minnet ve şükranla çok teşekkür ediyoruz. BRT'de bizim
gönlümüzde olan bir kurum. Benim Mehmet Bey'le, Osman Bey'le de özel bir hukukum var zaten. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Efran ilçesinde köy ziyaretleri yaptı. İlçede Çörekli, Çamyurt, Aday, Alpagut ve Esenci köylerine giden Güneş, köylülerle sohbet edip projelerinden bahsetti. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Nasılsın dayı? Sağ ol, Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Köy ziyaretlerimiz birkaç gündür devam ediyor. Geçen hafta başlamıştık. Ovacık tarafından ben başladım. Karabük Merkez köylerinde, Eski Pazar köylerimizde ziyaretlerde bulunduk. Bugün Eflani ilçemizde Çörekli köyündeyiz. Burada bu mıntıkada bulunan köylerimizi, köylülerimizi ziyaret edeceğiz. Yüz yüze geliyoruz. Köylerde ikamet eden hemşerilerimizle, büyüklerimizle, teyzelerle bir araya geliyoruz. Halleşiyoruz, halatır ediyoruz. Dolayısıyla bizim için çok yararlı bir ziyaret. Yani dert dinlemek, ihtiyaç dinlemek, karşılayabilmek, Allah razı olsun duasına mazhar olabilmek bizim için büyük bir mazhariyet, büyük bir nimet. Zaten bunun için AK Parti hizmet partisidir. Hizmet edebilirse memnuniyet duyuyor. Yani hizmeti ibadet olarak görüyor. Köylere yapılan hizmetler, yollarımız, suyumuz, kanalizasyonumuz, çöp toplama işlerimiz, yani köylerde götürülen hizmetler, bunlar yakın tarihlerde başlatılan hizmetler. O bakımdan inşallah köylerimizle şehirlerimizi farksız hale getirmek mücadelemiz budur. Artık köylerimize yaptığımız yollar sıcak asfalttır. Yani kısa zamanda deforme olan yollar olmayacak. Evladiyelik yol yapıyoruz köylerimize. O bakımdan köylerimizin memnuniyetini görüyoruz. Teşekkürünü alıyoruz ve duasını alıyoruz insanlarımızın. Onun için yollardayız, yani ziyaretlerdeyiz. Karabük'ün Eflani ve Ovacık ilçelerine Orman İşletme Müdürlüğü kurulmasıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçtiğimiz günlerde resmi gazetede yayımlandı. AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş konuyla ilgili BRTV ekranlarına konuştu. Geçtiğimiz hafta resmi gazetede hem Eflani ilçemiz hem de Ovacık ilçemizin Orman İşletme Müdürlüklerinin kurulması ilan edildi. Hayırlı, uğurlu, mübarek olsun. Uzun zamandır beklediğimiz bir sonuçtu. Gerçekleşti. Gerçekten bizim bölgemiz orman bölgesidir. Hem Eflani'miz hem Ovacığımız ormanlarla kaplıdır. Yani Orman İşletme Müdürlüğü her iki ilçemize de yakışan müdürlüklerdir. İnşallah bu müdürlüklerin kurulmasıyla, teşkilatlanmasıyla, elemanların, personelin ilçelerimize gelmesiyle hizmetler hemşehrilerimizin, vatandaşlarımızın ayağına gelmiş olacak. Orman köylülerimiz dolayısıyla hem uzağa gitmemiş olacaklar, kendi ihtiyaçlarını, kendi talep ettiklerini daha kısa zaman içerisinde yerine getirmiş olacaklardır. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz. Ben kendisine bir kahvaltı toplantısında köylülerimizin, ilçelerimizin bu talebini iletmiştim. Sağ olsunlar, onlar da talimat verdiler ve bu mutlu sonuca ulaşmış olduk. Resmi gazetede yayımlanarak işletme müdürlüklerimiz faaliyete geçmiş olacak inşallah. Şimdi bizim bölgemiz demin de ifade ettiğim gibi %77'lere varan bir orman ürünüyle kaplıyız. Yenice'miz ayrı bir %95 civarında ormanlarla kaplı. Yenice'mizde bir işletme müdürlüğü de neredeyse kifayet etmiyor.
ikinci bir işletme müdürlüğünün Yenice'de kurulması gerekiyor. Eski pazar işletme müdürlüğümüz Ankara'ya bağlıydı. Onu da tekrar ilimize aktarmış olduk. Yani biz hem idari sınırı itibariyle hem de orman sınırı itibariyle artık bir birliktelik oluşturduk. Tabii bizim etrafımızda Ulus ilçemizle yani diğer bazı komşu illerimizin ilçeleriyle de orman sınırlarımız var. Yani bölgemize, Karabük'ümüze yakışan aslında orman bölge müdürlüğüdür. Bunun için gayret etmeliyiz, mesai sarf etmeliyiz. Yani bir bölge müdürlüğünü eğer biz Karabük'e kazandırmak istiyorsak bu en yakın, en uygun olanı Orman Bölge Müdürlüğü'dür. Karabük Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Refik Polat, Karabük Üniversitesi öğrencilerinin Karabük'te artık barınma sorunu yaşamadıklarına dikkat çekti. Polat, BRTV'de katıldığı programda 2009 yılında buraya geldiğim zaman otogarlarda yatan öğrencilerden bahsediliyordu. Şu an 50 bine yakın öğrencimiz var ama barınma sorunu yok dedi. Ben 2009 yılında buraya geldiğim zaman otogarda yatan öğrencilerden bahsediliyordu. Doğru. Camide yatan öğrencilerden Doğru. bahsediliyordu. Bir sürü şey vardı ama şu an için herhangi bir problem yok. 50 bine yakın öğrencimiz var. 12 bin uluslararası öğrencimiz var. Bana birçok şehirde soruyorlar. Böyle uluslararası öğrenci fiyakamız zaten her yerde bilindiği gibi. Ya bu öğrencilere nasıl yer yurt buluyorsunuz? Böyle bir problem yok diyorum yani. Aramıyoruz çünkü böyle bir problem yok. Evet. Kredi yurtlardan destek alıyoruz. Efendim özel yurtlar var, evler var, birçok imkan var. Bir barınma problemi yok Karabük'te. Huzur problemi yok Karabük'te. Fakülte bazlı birçok gelişmeler var. Mühendislik fakültesi için 24 bin metrekareli kapalı muhteşem laboratuvar imkanlarını hazırladık. İnşallah yıl sonunda bitiyor. Tefrişatını da bitiriyoruz. Benim bu üniversiteye geldiğimden beri en büyük hayallerimden birisiydi. Türkiye'nin en güzel, en gelişmiş laboratuvar, mühendislik laboratuvarlarını kurabilir miyiz hayalim vardı. İnşallah bunu gerçekleştirerek devam edecek üniversite olmanın büyük sevinci, gururu var. İnşallah bitmiş olacak yıl sonuna kadar. Tıp Fakültesinden bu yıl ilk defa Karabük Üniversitesi'nde birinci sınıfa başlayıp da mezun olan Tıp Fakültesi öğrencilerimizin mezuniyet törenlerini Eyvallah. Gerçekleştirdik. Bu da bizim için çok ayrıca bir keyif kaynağı, gurur kaynağı. Safranbolu'da mimarlık fakültemiz var. Onun ismini değiştirdik. Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi yaptık. İstanbul'da çok, nasıl diyeyim adını da koyamıyorum. Kalleşçe mi desem, haince mi desem, adice mi desem, katledilen kızımızın, bizden mezun Başak Cengiz kızımızın ismini evet. verdik. Fakültelerimiz, binalarımız, yerleşkelerimiz, güvenliğimiz, daha ne söylenebilir ki bir üniversite adına? Sosyal altyapıya şöyle sosyal aktivitelerimiz aynı şekilde çok güzel. Yıl boyunca süren sosyal aktivitelerimiz var. Öğrencilerimizin içinde yer aldığı sosyal aktivitelerimiz Sportif var. Sportif anlamda altyapımız yani, buna göre çok iyi. Sosyal imkanlarımız, ben birçok üniversitelerin rektörlerinin tanıtım şeylerini izliyorum da ben bundan hiç bahsetmiyorum. Bilmem şu kadar yemekhanemiz var, şu kadar kili var. Bunlar da olsun artık bunlar hocam yani, ya bırak. Bir üniversite zaten olmazsa olmaz böyle evet. şeylerden bahsetmek bana zul verir. Çünkü ben kalite odaklı çalışan birisiyim. Bunlar zaten bir üniversitede olmazsa o üniversitede neden başka bahsedecek bir şeyimiz yok. O yüzden ben bunları hiç ele almıyorum. Zaten bunlar mevcut. Samsun'da gerçekleştirilecek Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali öncesi hazırlıklar hız kazanırken kente otel, pansiyon ve öğrenci yurtlarının festival tarihleri için rezerve edildiği belirtildi. Kente 30 Ağustos 4 Eylül tarihlerinde yapılacak Teknofest hazırlıklarına Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kamu kurumları, ilçe belediyeleri ve sivil toplum kuruluşları destek veriyor. Yolların, kavşakların yenilendiği, çevre düzenlemelerinin yapıldığı, festival alanlarının hazırlandığı Samsun'da Teknofest'e katılacak konukların kentten memnun ayrılmaları hedefleniyor.
Festival yaklaşırken konaklama için oluşan talep de dikkati çekiyor. Kente 10 bini kredi ve yurtlar kurumuna ait yurtlar, 757'si misafirhaneler, 5 bini oteller olmak üzere yaklaşık 16 bin yatak kapasitesinin olduğu belirtiliyor. Samsun Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada Teknofest hazırlıklarında sona yaklaşıldığını söyledi. Samsun merkezli Teknofest hazırlıklar son ana yaklaşıyor bildiğimiz gibi. Son 35 gündeyiz. Çünkü 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havalimanımızda etkinlikler 6 gün boyunca yapılacak. Bu manada biz şehir olarak hazırız. Son rutuşlarımızı yapıyoruz. Otellerimiz buna kendisini hazırladı gelecek olan misafirlerimize. Turizm Müdürlüğümüz, TÜRSAP yetkililerimiz hazırlıklarını yaptı. Bu manada çevre ve şehirle ilgili hazırlığımız yapılıyor. Gerek ulaşım, gerek diğer konularda gelen misafirlerimizin hayatını kolaylaştıracak tüm aktiviteler, çalışmalar, planlamalar şu anda son hızla devam ediyor. Bu manada Samsun olarak Teknofest'te artık hazırız dememize çok az kaldı. Bartın'ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerinin yanı sıra mutfak kültürüyle de ünlü Amasra ilçesinde 78 milyon lira yatırımla yapımı tamamlanma aşamasına gelen yolcu limanı ilk yolcu gemisini yarın ağırlayacak. Rusya'nın Soçi kentinden hareket eden İstanbul ve Çanakkale'den sonra yola devam edecek olan Panama bandıralı gemideki 350 yolcu ilçenin tarihi yapılarını, doğal güzelliklerini ve mutfak kültürünü yakından görme fırsatı bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl Kasım ayında imzaladığı kararnameyle uluslararası giriş çıkışları açık daimi deniz solut kapısı ilan edilen Amasra Yolcu Limanı'na İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya, Bulgaristan, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Tuna Nehri yoluyla Avrupa ülkelerinden yatlarla da turistlerin gelmesi bekleniyor. Bu şekilde ilk etapta 55 bin, ilerleyen yıllarda ise 200 bin turistin gelmesi hedeflenen ilçenin yıllık 600-700 bin olan ziyaretçi sayısının da 4-5 yıllık süreçte 1 milyona çıkması öngörülüyor. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Güneş, Kum ve Deniz Üçlüsü'ne kültürü de ekleyen Karadeniz'in önemli turistik alanları arasında yer alan Amasra'da turizm çeşitliliğinin sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Aslında 2018 yılında Ulaştırma Bakanlığımızın ihalesini yaptığı ve altyapısını tamamladığı liman alanımızın üst yapısı da 2019 yılı içerisinde belediyemizce tamamlandı. Bu süreçte tabii pandemi ve Rusya-Ukrayna gerilimi nedeniyle biraz gecikse de ilk gemimiz 3 Ağustos Çarşamba günü sabahı burada olacak. Aslında 1200 kişi kapasiteli bir gemi, 800'ün üstünde rezervasyonu olan ancak 350 yolcuyla gelen, yine 300 mürettebatıyla gelen ilk gemimiz Soçi'den hareket etti. İstanbul'dan buraya ikisi gecesi yolda olacak, üçü sabah bizimle olacak. Gemimiz aslında 12 saat burada. Sabah gelip akşam ayrılacak Sinop'a doğru. Buradan uğurlayacağız. Yine bu yıl içerisinde Eylül ve Ekim ayları dahil bir 6 turumuz daha olacak. Daha sonra Avrupa merkezi, diğer kruvaziyer turlarında uğrak limanı olmasını beklediğimiz Amasra'mız için ilk adım. Biz de bu nedenle mutluyuz. Sonuçta gelen 600'ün üstünde insan mürettebatıyla birlikte Amasra'da yiyecek, içecek. Daha sonraki organizasyonlarda bölgemizde turlar aracılığıyla gezme imkanı bulacak. Bölge ekonomisine ciddi katkı sağlayacak. Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kastamonu'da bulunan tarihi konakların restore çalışması çerçevesinde 25 konağın dış cephesinin restore işlemi gerçekleştiriliyor. Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğinde Kastamonu'daki tarihi konakların restore çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Saraçlar Mahallesi Sanat Okulu Caddesi'nde bulunan 25 tarihi konağın restore çalışmaları gerçekleştiriliyor. Restore çalışmaları hakkında bilgi veren Kastamonu Belediye Başkanı Operatör Doktor Galip Vidinlioğlu, konaklarla ilgili olarak ahşap birimimiz son hızla çalışmalarına devam ediyor dedi. Bu konaklarla ilgili de ahşap birimimiz son hızla çalışmalarına devam ediyor. Hemen hemen Avcılar Konağı'nı bitiriyoruz. Dışarıya da hizmet vereceğiz inşallah bu anlamda. Ahşabın başkentinde bu tarihi konaklarımızı da şehrimize ve turizme kazandırmak istiyoruz. Tabii çalışmalar saymakla bitmez. Çok sayıda çalışmamız var.
İnşallah sonrasında devam ediyor. Sokak sağlıklaştırma çalışmamız devam ediyor. Onda zaten hiç kesinti yok. Devam ediyor. İşte bakanlığımızda da biliyorsun Nasrullah'la kale arasında bir kentsel dönüşüm alanı ilan etmiş. Ve orada da kentsel dönüşümü başlatmıştık. İşte bakanlığa bütün dosyalarımızı teslim ettik. Tabii bu arada şeyimizi bekliyoruz. Onu da bakanlığa sunduk. Onaylandı. Özellikle Nasrullah Meydanı'nda bu tek tip tabela uygulaması ve bir de oradaki dükkanların dış cepheleriyle ilgili, Nasrullah Meydanı'ndakilerle ilgili bir çalışma yapmıştık. İnşallah onun da startını önümüzdeki günlerde verip halledeceğiz. Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen Dünya Düzce Günleri Fatma Turgut konseriyle başladı. Gün içerisinde yapılan etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda Fatma Turgut konser verdi. Meydanda toplanan kalabalık Turgut'un söylediği şarkılarla eğlendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü sahnede Turgut'a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti. Geceydi. Şarkılara eşlik ettiniz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah Dünya Düzce Günleri farklı zamanlarda, farklı akşamlarda devam edecek. Sizleri her akşam buraya bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Bütün ekibim adına. Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 1-8 Ağustos'ta Retrobüs, Tefo ve Seko, Ayaz Erdoğan, İmera, Akustik Makam, Şevval Ekiz, Kolpa, Pınar Süer, Ayşe Taş, DJ Uğur ve Derya Ulu sahne alacak. Düzce Üniversitesi Fındık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Şemsettin Kulaç, fındık sezonunun yaklaşmasıyla üreticilerin ürünü toplama konusunda aceleci davranmaması gerektiğini söyledi. Maalesef bazı yörelerde fındığı erken topluyoruz. Gerekçeleri de var, haklı gerekçeleri de var. Yere döküldüğü zaman yerde bulma şansları yok. İşte bir yağmur yağdığı zaman derelere karışıp gidebiliyor. Eğimli araziler var. Altını da temizleme imkanları olmuyor. Mecburen erken toplamak zorunda kalıyorlar. Ama mümkün olduğu kadar tek tük de olsa fındık olgunlaşıp dökülmeye başladıktan sonra en azından toplasınlar. Yani daldan fındık zurufunu tuttuğunda hafif bir çekmeyle veya tırnağıyla ezmeyle kopabilecek duruma gelsin. Yoksa zorla kopardığı zaman önümüzdeki yıldaki sürgünlere de zarar vermiş olur. Önümüzdeki fındığın, yılki fındığın verimini olumsuz yönde etkilemiş olabilirler. Ayrıca fındıkta da kalitesizlik olur. Yani randıman düşüklüğü olur. İşte 51-52 gelmez de 49 gelir, 48 gelir. İçi biraz boş olur. Fındık yere dökülsün. Döküldükten sonra toplasınlar. Hani yağmur yağar, işte alfatoksin oranı artar falan kaygısı. Tabii çok uzun süreli yağmur yağan, sürekli güneş göremeyen yerlerde bu etkili olabilir ama özellikle Batı Karadeniz bölgesinde fındık toplama zamanında çok yağmur olmuyor. Bir yağmur, iki yağmur çok fazla etkilemez ama tam olgunlaşıp döküldükten sonra randımanda 51-52 olabilir. O bakımdan ben döküldükten sonra toplatılması taraftarıyım. Bir de mutlaka artık biz ülke olarak makineli tarıma geçmemiz lazım. Yani bunun maliyeti çok yüksek, işçi toplama maliyeti, işte bakımı, işte ot ilacıydı, işte ışkını almasıydı vesaire, ot biçmesiydi falan. Yemeğleri üst üste koyduğumuz zaman belki fındık gelirinin 1/3 ile 2/4 arasında, yani yarısına yakın maliyeti işçi giderlerine, üretim maliyetlerine veriyoruz. Geri kalan la beraber idare etmeye çalışıyoruz. Geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Safranbolu Belediyesi tarafından tüm mahalleleri kapsayan merkez bölgede çevre bilincini ve çevre sevgisini artırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek gibi amaçlarla düzenlenen
en güzel bahçe, en güzel balkon ve en güzel vitrin konulu yarışmaya başvurular için son tarih 26 Ağustos. Safranbolu'da yeşil dokunun artırılması, vatandaşların çevreye olan ilgisinin ve çevre bilincinin aşılanması, çevreyi güzelleştirmek, estetik açıdan görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar yaratmak, toplumun çiçek ve diğer süs bitkilerine olan ilgisini artırmak ve sürdürülebilir yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla başlatılan yarışmada son başvuru tarihi 26 Ağustos 2022 olarak açıklandı. Yarışmada her kategoride ilk 3 sırada yer alan yarışmacılara ödül verilirken her katılımcı birer katılım sertifikası alacak. En güzel balkon birinciye 4000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL. En güzel bahçe, konut bahçesi birinciye 4000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL. Apartman site bahçesi birinciye 4000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL. İş yeri bahçesi birinciye 4000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL. En güzel vitrin birinciye 4000 TL, ikinciye 2000 TL, üçüncüye 1000 TL ve 1000 TL mansiyon ödülü tüm kategorileri kapsayacak şekilde ve ilk 10'a girenlere çeşitli hediyeler takdim edilecek. 1 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla alınmaya başlanan başvurular 26 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek. Fındık toplayarak ekmek paralarını kazanmak üzere Doğu ve Güneydoğu illerinden Alaplı'ya gelen Lütfü Atıkoğlu ayın 8'ini bekliyor. Karadeniz bölgesinde fındık hasadının başlamasına sayılı günler kala mevsimlik tarım işçileri de fındık bölgelerine gelmeye başladı. İlk kafilenin geldiği köylerden biri de Molla Bey köyü oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinden köylere gelmeye başlayan çok sayıda mevsimlik tarım işçisi kendileri için hazırlanan konaklama alanlarından olan Molla Bey mevkiindeki pazar alanına çadırlarını kurmaya başladı. Büyük çoğunluğu önceki gece saatlerinde kente giriş yapan işçiler, Ağustos ayının ilk haftasında başlayacak fındık sezonunun verimli geçmesini ümit ediyor. Ben bugün getirdim işçilerimi de daha da işçilerim yolda geliyor. Toplam 42 hane çadır kuruluyor burada, benim işçilerimdir. Ve de şu an kurulan çadırların etrafı toprakla su yolu yapıyoruz. Şu an Urfa Süre geçesindeyim. Annem, çocuklarla, torunla beraber 5 kişi çalışıyoruz. Odur yani. Fındık toplamaya geldiniz. Fındık toplamaya geldik. Urfa Süre. Fındık toplayacaksınız. Kocaeli'de düzenlenen uluslararası elektrikli araç yarışlarına katılan Düzce Fen ve Teknoloji Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ürettikleri Asel 81 isimli elektrikli araçlarıyla ödül almanın gururunu yaşıyor. Öğretmenlerinin desteğiyle bir araya gelen 13 İmam Hatipli öğrencinin 10 ayda tasarladıkları elektrikli araçlarıyla Teknofest Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından Kocaeli'de 19-24 Temmuz'da düzenlenen yarışlara katıldı. Organizasyonda teknik tasarım ile tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü kazanan öğrenciler performans sıralamasında ise 39 takım arasından 4. oldu. Eylül ayında kurduğumuz takımımız 10 aylık bir süreç içinde aracın kabuğunun modellenmesi, kabuk üretimi, şasi üretimi, yerli ürünlerin üretimi ve aracın yarışmaya hazır olması için bütün çalışmaları gerçekleştirdi. 13 kişiden oluşan takımımızla güzel bir çalışma yaptık. Teknik tasarım ödülünü aldık. Bu teknik tasarım ödülü en iyi raporlama yapan, aracın bütün tasarımını ve bütün bileşenlerini en doğru mühendislik boyutunda anlatan takıma verilen ödül ve bu bir takıma veriliyor. Bu konuda da biz bunu aldığımız için çok mutluyuz. Bunun dışında tanıtım ve yaygınlaştırma ödülü aldık. Bunu da her takıma verilmiyor. 7-8 takım aldı. Burada da elektrikli araç yarışmalarını en iyi tanıtan, yaygınlaştıran ve bununla ilgili bilgi aktaran, eğitimler veren takımlara verilen bir ödül.
Ayrıca performansta da dördüncü olduk. 39 takım katıldı yarışmaya. Bunlar arasında da en verimli dördüncü araç Acer oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi sağlık açısından oldukça faydalı olan ve Türkiye'de sadece birkaç ilde üretilen aronya üretimine destek veriyor. Aronya meyvesi sağlık açısından çok yararlı olup vitamin, mineral ve lif bakımından son derece zengin. Günlük tüketiminin yararlılığı yanında son çalışmalarla beraber aronya meyvesi Türkiye'de de tıbbi bitki sınıfına alındı. Bilim alandaki getirisi son derece yüksek olan aronya ekonomik olarak gelir getirmeye başlaması 3 yılda gerçekleşiyor. Aronya fidanını araştırdıktan sonra çok maliyetli olduğunu gördüm fidanların filan. İşte belediyeye başvurduk Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne. Oradan fidanlarımızı aldık. Aronya fidan desteğinden 11 ilçede 54 üreticimiz faydalandı. Aronya fidanı nedir diyecek olursak, aronya son günlerde mucizevi meyve, süper meyve olarak bilinen bir meyvedir. Fındığa Çarşamba ilçesinde meyve yetiştiriciliğinde %32'lik üretim yapılmaktadır. Fındık yetiştiriciliğine alternatif olabilecek aronya bitkisinin üretime katkı sağlaması amacıyla desteklemelerini yaptık. Viking çeşidi ve aronya çeşidi fidanlardan 6. yılında ekonomik ömre geldiğinde bir fidandan 13 kilogram ürün alınabilecek oldukça ekonomik getirisi yüksektir. İlk yılında bile üreticilerimize, ikinci yılında hatta üreticilerimize dekara 3200 liralık gelir sağlayabilmektedir. Aronya mucizevi meyve, antioksidan özelliği çok yüksektir. Kendisine en yakın olan mavi yemiş ve kızılcıkla kıyaslandığında 4 kat antioksidan özelliğe sahipken aynı zamanda B1, B2, B16 vitaminleri, C vitamini, çinko ve bakımından da oldukça zengindir. Kanserle mücadelede kullanıldığı gibi pek çok hastalık mücadelesinde de kullanılmaktadır. Bolu'da kampa giren artistik jimnastik kadın milli takımı 11-14 Ağustos'ta Almanya'da düzenlenecek 2022 Avrupa Kadınlar Artistik Jimnastik Şampiyonası için güç depoluyor. Karaçayır Mahallesi'ndeki Murat Canbaş Jimnastik Salonu'nda antrenörleri Mergül Güler Yılmaz gözetiminde günde çift antrenman yapan milli sporcular hazırlık sürecinin ardından Almanya'nın Münih kentine gidecek. Avrupa Şampiyonası var önümüzde. Almanya Münih'te ve bizim için önemli bir yarışma çünkü takım olarak ilk 13'e girmemiz gerekiyor ki Dünya Şampiyonası'na takım olarak yarışabilirim. Dünya Şampiyonası takım olarak da şöyle önemli yarışmamız, önümüzdeki sene olimpiyat seçmesi artık 2023. O yüzden hedeflerimiz bu saatten sonra önemli ve hemen Avrupa Şampiyonası'nın akabinde İslam oyunlarına katılacaklar. İslam oyunlarında da hedefimiz çok büyük. Hem takım olarak hem de bireysel olarak hem alet finallerinde madalya almayı hedefledik. Bu sene çok yoğun bir sene geçirdik aslında. Yani Mart ayından itibaren Dünya Kupaları, ondan sonra Akdeniz oyunları, EYOF vardı gençlerin, şimdi Avrupa Şampiyonası, İslam oyunları. Yani çok yoğun bir sene ve kızlarımızın durumunu değerlendirmek gerekirse genel itibariyle iyi gidiyorlar. İyi bir çıkış yakaladılar onlardan. Umarım erkeklerle birlikte biz de o büyük başarıları elde ederiz. Kocaeli'de çocuk yaşta yakalandı. Lösemi'yi yenip haltere başlayan ve geçen yıl Avrupa şampiyonu olan 17 yaşındaki Ceren Akarsu başarısıyla adından söz ettiriyor. Kocaeli'de 7 yaşında yakalandı. Lösemi hastalığını 5 yıl mücadele vererek yenmeyi başaran Akarsu, ağabeyine özenerek haltere başladı. Ağır hastalık atlatmasına rağmen kısa sürede Türkiye'deki şampiyonalarda başarı göstererek milli takıma seçilen Akarsu, geçen yıl Polonya'da yapılan Yıldızlar ve 15 yaş altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 45, silkmede 57, toplamda ise 102 kiloyla 3 altın madalya kazandı. Thank you.
Düşe'de antrenörler Yasin Aydın, Sıtkı Doğan ve Reyhan Elmalı gözetiminde Çilimli Spor Salonu'nda 1 Temmuz'dan beri kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcu 10-18 Ağustos'ta yine Polonya'da gerçekleştirilecek Yıldız Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na sıkı şekilde hazırlanıyor. Şöyle milli takım kampındayım. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyorum. İnşallah seneye gençler Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir derece yapmayı düşünüyorum inşallah. Hastalığım kanser hastalığıydı. İlk teşhisim konumunda birinci sınıfa gidiyordum. Bu süreçte ailem ve ben biraz zorluklar çektik ama şu şekilde ilaçlar alarak bu şekilde ilerledim ve tedavimi 2012 yılında bitirdim. İlk önce gençler Avrupa, sonra gençler dünya, büyükler Avrupa ve büyükler dünyada inşallah hedeflerim var. Çalışma isteği, azmi, hırsı çok güzel. Bizi hani daha da iştahlandırıyor. Kendisi de iştahlı zaten. Bu işi yapacağım diye, saltarı yapacağım diye daha da iştahlı. İnşallah bu azmiyle, bu hırsıyla çalışmalarına devam ederse daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum. BRTV ana haber bültenini sonlandırıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.